Merhabalar. Aman da aman. Ya bu soyunmaya başladı arkadaşlar. Demin bir gittim içeriye, 2 dakika içeri bırakmıştım yatak odasından, park peşine. Bir gittim ki pijamayı çıkarmış, çıplak çıplak oturuyor. Çıplak çıplak oturuyor. Evet, birazdan Demir ile Ceylan'ı annesine götüreceğim, kayınvalideme bırakacağım. Bugün kayınpederim, dün müydü kayınpederimin doğum günü? Ne zaman? Dün kayınpederimin doğum günüymüş. Dün değil, evvelsi gün de. Ha, birkaç gün önce doğum günüymüş. Gidememiştik, kutlayamamıştı Ceylan. Yani bir babasının doğum gününü kutlayacak, hem de... Akşam gelecek, sürpriz yapacağız. Aynen, takılacak, düşecek şimdi paçalarına. Hani size bir sürprizimiz var demiştim ya, onun şu an açıklamasını yapamıyorum maalesef ki kesinleşmediği için. Ama işle alakalı bir durum olacak, farklı bir iş olacak. Güzel şeyler olacak. Onunla alakalı da Tarık'ın işleri var. Gitmesi gereken yerler var. O oraya gidecek. Bu arada telefonumuz yapılıyor arkadaşlar. Yani evet, sıfırını almak çok pahalıydı. Aynen, çok pahalı telefonlar. Gideceğiz, telefonum yapılmış, onu alacağız. Yani biraz bakalım dedik, ikinci el telefon falan, ama ikinci eller bile adam gibi telefon 12-13 bin liradan başlıyor. Biz de yaptırdık telefonu. Bakalım nasıl oldu, yani adam çok garanti vererek tamir etti. Eskisi gibi olacak dedi. Bir tek yüz tanıması çalışmayacakmış. Ben de zaten onu hiçbir zaman kullanmadım yani, yüz tanıma işini. Çok önemli değil benim için. Yani benim için önemli olan şarjı iyi gitsin, kamerası hani biraz düzgün bir fotoğraf çeksin. Yeterli benim için. Hadi. Bakın biz yine bildiğiniz gibi bütün eşyaları topladık. Demirin üstünü güzelce bir değiştireceğim. O zaman benim şirket telefonumu verirsin aşkım. Evet. Arkadaşlar, Tarık'ın telefonu oldu. Göster aşkım son halini. Başka bir telefondan aktarıldı. Yani şu an sıfır gibi. Bakın. İlk halini zaten biliyorsunuz. Yaptırdık. Hadi oturalım koltuğumuza, gidiyoruz. Fırat ol. O daha iyi. Bay bay. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ya ben seni aslında... Ayaz. Nereye geldik biz? Nereye geldik biz arkadaşlar? Ay, sinirlendi Demir anne. Hadi. Onu bir dürttü. Bağküpüm hoş geldin. Telefondan nasıl kucak açıyordu gel deyince. Evet, bugün yatağım yok ama de. Olsun. Biz her yeri yatak yaparız bunun için. Her yeri yatak. Alacağım. Ay, hareketlere niye bak ya? Şuraya park yatak. Hareketlere niye bak ya? Biz ona ne yataklar açarız Ceylan? Git gel yapıyorum ya, bir tane park yatak alacağım Demir taşıma. Sen yeri gelir. Hoş geldin Bağküp. Ya sen ne tatlı bir şeysin böyle ya. Ballı börek misin? Oradaki izleyenler için dökün bir tane daha. Sen de benim. Oh. Sıkıştırılıyor benim orada. Dayısı gelmiş. Dayısı. Sanki abimin oğlu gibi. Sen de çok benziyor. Demir. Ayaz gelmiş. Alo. Gel. Kıvranıyor ya, kucağı hiç sevmiyor. İnerim beni, bırakın beni diyor. Yere bırakın diyor. Ayaz da sinirlendi. Ayaz gel oğlum, gel. Gel annem, gel. Demir'i sev biraz, otur. Hadi koşun. Ne oldu, seni öptü. Hani Vega gidiyor, seni onun öptü. Peşinden geliyor ya. Ayaz da onu yapacak zannediyor. Herhalde. Kendi gidiyor, Vega da peşinden gidiyor çünkü. Demir, babana söyle. Oraları yaptırsın, sen çıkardın oraları. Demir, anneciğim. Ben gidiyorum aşkım. Dedeye hediye alıp geleceğiz, tamam mı? Evet, dedeye sürpriz yapacağız. Küçük sazlar var ya. Demir de küçük sazlardan Demir, alalım. Demir, bir tane de bana alın küçük sazdan. Ya dedemle babama, beraber çalalım de lütfen. Babamın sazı çok iyi değil, hatta abimin sazı. Akordu falan da bozuk. Dayısı. Bir gideceğiz, onu göstereceğiz. Dayısı. Ben de buradayım arkadaşlar. GoPro'mu aldım.
Birlikte çıkıyoruz. Tramvaya bineceğiz abimle. 20 dakika falan sürüyor tramvayla. İnşallah geçiyordur o tarafta. Öyle çıkıyoruz şimdi. Babama sürpriz. Bitti zaten. Parmağımı aldım yani. Sazımı aldım ve gidiyorum. Haydi git. Hoşça kal. Güle güle. Hadi bakalım. Demir bay bay. Nereden ne o? Demir sepetine mi oynuyor bizim? Sepetin yanına gidiyor. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Doğru. Doğru mu? Ocağı yemeği bana sorsanız. Bana moral versin. Ne yapalım işte? İmam. Evet, abi şimdi akordunu yapıyor. Geldi, kız evindeyiz. Sazımızı aldık, şimdi alışveriş merkezine doğru gidiyoruz. Şöyle alışveriş merkezindeyiz arkadaşlar. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Babama hediye alacağız, inşallah sesim geliyordur size. Ardından da eve geçeceğiz. Şimdi Demir Taş bekliyor, çok fazla duramayacağım. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat falan ancak durabiliriz. Bakalım gidelim. Neler alacağız? Buna koyacağım ama anne. Fırının içine koysana sıcak. Hayır hayır, ne gerek var? Tamam, koy. Şöyle 2 dakikada sen içine koyuyorsun. Bunu böylece koyacağım. Hemen geldin de Demir'in yemeğini koyuyoruz. Dünden babası kuzu yapmıştı ya Demir'e. Şöyle ben hemen fırında yaptım da dedim tavuk yer mi? Ay benim oğlum neredeymiş ya? Dur karanlık gözüküyor. Oğluşum. Özledin mi annen? Az önce havucu elinden çekti Ayas. Kıyamam, ağladı ya. Gözümden yaş geldi oğlumun ya. Ağladın mı sen? Ayas da benim havucumu neden alıyor şimdi? İşte versinler sana dedi. Gücüm yetmedi anneanne de elimden çekti al dedi. Dişinin ama üstü geliyor dişlerinin. Hı. Doktor baktı da geçen gün. İzledim gücümü de doktor. Yok yok bak, yok. Bak kaşıyor. Bağırıp bağırıp kaşıyor. Çabuk kıyama. Gel dişleri. Boncuk gibi dizil çabuk. Evet, kaç gündür konuşamadık arkadaşlar. Hatta bir önceki videoda konuşamadık. O kadar koşturmalı geçiyor, o kadar koşturmalı geçiyor ki anlatamam. Ürünler çıkmaya çok yakın, yani 5-6 gün falan kaldı. Etiket tasarımları vesaire, günlerdir onlarla uğraşıyoruz. Onlarla alakalı yapılacak bazı işler vardı. O yüzden ben buraya geldim, bilgisayarda işlerim olacak. Kafam rahat bir şekilde çalışmam gerekiyor. Bir gün boyunca onları halledeceğim, sonra... Bak Ayaz geldi şimdi onun yanına, havucunu almaya çalışıyor. Hayır alamazsın, sen yedin çünkü. Hayır. Ay o da veriyor anne. Kıyamam. Hayır. Hayır. Hayır deyince almaz Ayas. Hayır. O senin değil ki ama. Hareketi gördün mü? Hayır. Attım. Ya ne yapıyorsun anneciğim ya? Vallahi gitti. Gitti. Ağlayacak şimdi ama. Gitti mi? Gitti. Aldı gitti. Sen gözün açık olmaz böyle. Şaşırdı. Uyanık olacaksın anne. Elindeki babanı niye veriyorsun sen Ayaz'a? Anneciğim birincisini verdin. Tamam ikincisini niye verdin? Eli açık benim oğlumun. Gönlü zengin. Annesi gibi. Aynen benim bence. Annesi gibi. Bir de... Annesi de kıyamaz kimseye. Deprem bölgesine gittik. Gitti yani görümcem biliyorsunuz. Oraya gidecek bazı ilaçlar vardı. O kadar çok mesaj geldi ki Ceylan bu lazım, Ceylan şu lazım. İnanın insanlar yani ayıptır söylüyor iç çamaşırı ya iç çamaşırı için bana 10 kere mesaj atmış hanımefendinin bir tanesi. Ve ben bunu daha yeni görüyorum. Bu yüzden ben psikolojim de iyi değildi. Onları okuyunca, görünce falan. Birazcık birkaç gün kendime gelemedim oradaki insanlarla konuşunca. İşte yardımların sürekli bir şekilde olması gerekiyor. Hani böyle ilk günlerin... Şeyle herkes böyle bir yardımlarını falan gönderdi ya. Şunu söylemek istiyorum. Özellikle önümüz Ramazan. Lütfen yardımlarınızı afet bölgelerinize yapmaya çalışın. Özellikle
Birebir görüştüğünüz kişiler varsa, hani oraya yönlendirebilecek kişiler varsa sizi, birebir ailelere direkt gönderin. Biz öyle yaptık. Instagram'dan paylaşım yaptım. Biraz takipçilerimden geldi. Cansu var arkadaşım, o gönderdi. İşte biz bir şeyler yaptık. Görümcem yine bir şeyler yaptı. Hep birlikte topladık. Böyle bir ailenin, yani bir 10 kişilik, 15 kişilik bir ailenin bütün giderini bir şekilde hallettik ve çok şükür gönderdik. Siz bir verirsiniz, Allah bin verir. Öyle. Ben öyle her zaman böyle gördüm bunu. Gerçekten öyle. Biz ne kadar verirsek verelim o kadar fazlasıyla bize geri dönüşü oluyor yani. Ben buna çok inanıyorum. Evet, bugün babamın doğum günü dediğim gibi. Hediye baktık, şeye gittik. Alışveriş merkezi var ya annen orada. Bulamadık hiçbir şey. İnternet üzerinden getirttim diye düşündüm. Ben babam pijama çok seviyor. İçlik falan çok giyinmeyi çok seviyor evde. Öyle bir şey alırız getirtiriz diye düşündük. Pasta aldım bir tane. Gelirken zaten alacağımı söylemiştim. Pasta keseceğiz. Öyle babama sürpriz yapacağız. Bakalım ne tepki verecek. Benim babam çok duygusaldır. Direkt ağlar. Ben de öyleyim. Annem de öyle. Abim de öyle. Ailecek duygusal tipleriz yani. Özellikle babam. Bir de bu da böyle çıktı işte. Bu da böyle. Her şey ağlıyorsun. Ne oldu? Et mi yiyorsun anneciğim? Uykusu var sanki anne. Yok anne, uyuyamadı mı? Bu da yolculuk. Çabuk uyandı. Bu eti seviyor. Nasıl iyi anne? Demin kasaba götürdüm. Kasap bizi çok iyi tanıyor. Baban gibi dedi, baban gibi dedi, etçi misin dedi. Bakalım yiyor musun falan. Sucuk kesti, sucuk verdi. Sucuk hediye etmişler değil mi? Demine 5-6 parça sucuk verdi dedim, yemiyor. Olsun dedi, benden ona dedi. Babası gibi, etçi gibi bakalım falan dedi. Beğeniyor ya, yiyor. Maşallah var. Yiyorsun değil mi oğlum? Hayır, hayır, Ayaz'a vermiyoruz. Ayaz'a vermiyoruz. Ayaz'ın maması başka annem, sen kendi mamanı ye. Ha. Evet. Havuçlarını yedi, iki tane havucunu yedi. Veriyor, elinde mesela bir yere oturalım. Önünde bir şey olsun, direkt kedilere, köpeklere direkt veriyor. Eli açık benim merhametli oğlum. Merhametli. Merhametli benim merhametli oğlum. Merhametli balım, merhametli. Uy annem. Sen niye ağlıyorsun? Evet arkadaşlar, Demir Naşit'e ablalardı hemen karşı komşuda. 5 dakikalığın annem oraya götürdü. Ayaz da ağlıyor. Dışarıdan geldi da yine. Şimdi babamın gelmesine bir 5-10 dakika var. Ekmek aldınız mı diye aradım mı? Yok da aramadı. Aramadı hocam, bir 10 dakika daha var. Birazdan yani. Arar. Birazdan arar ekmek var mı diye. Pastamın şekli bozulmuş. Çok güzel bir pasta aldım babama, bak. Ne yazdın? İyi ki doğdun babacığım. Sen de kocacığım diye kutlarsın. Bunu da havai fişek patlatacağız. Babama gittik. Bugün saz aldık biliyorsunuz ki. Akortları falan yapıldı. Şimdi de kutlamasını yapacağız. Bakalım babam ne tepki verecek. Çok merak ediyorum. Çünkü babama biz böyle büyük hiçbir şey almamıştık. Kıyafet de alacaktık ama kıyafet bulamadık. Gittik abimle birlikte gezdik. Gittiğimiz mağaza birazcık küçük bir mağazaydı. O yüzden bulamadık. İnternetten sipariş edeceğiz. Ama bence saz sürprizine bayılacak babam. Muhtemelen de ağlar kesin. Şok olacak, şaşıracak. Çünkü benim babamın doğum günü 14 Mart. Doğum günü bir gün öncesinden söylüyor. Benim yarın doğum günüm diye. Aslan. Yok, ben aramış. Ben aradı o gün. Şey dedi. Bugün benim doğum günüm dedi. Ya dur biz kutlayalım değil mi? O böyle yaptığı için de bize bilerek kutlamadık. Çünkü biz aynı gün doğum günü sürprizin bir anlamı kalmayacak. Dedim pastalık dedim, yaşını çoktan geçtin dedim. Demiş ki bir anneme bana pastanı da kutlayalım demiş. Anneme demiş sen demiş kaç yaşına geldin, ne gerek var pastaya falan demiş. O yüzden babamın hiç aklına geleceğini düşünmüyorum. Bizim burada kutlama yapacağımız. Ufak bir kutlama olacak zaten. Sadece bir pasta aldık. Öyle bir havai fişek falan. Şunu hemen patlatacağız evin içinde. İnşallah Demir korkmaz. Öyle yani arkadaşlar. Babama böyle bir sürpriz yapalım dedik. Tam sürpriz olacak. Ayaz. Ayaz. Dedenin doğum günü Ayaz. En çok... Dedesi bunu gezmelere götürüyor. Sen dedeye ne aldın Ayaz? Ne aldın? Dedeye ne aldın? Dedesi neredeymiş? Ayaz oraya çıkma. Hani küçük kız alıyor mu senin? Var. Tane tane. Zeynep pilavı. Evet. Zeynep Hanım pilavı. Babam mı geldi acaba? Yok. Kim geldi? Şey yaptım da pilav dedim, salata birisi dedim. Birisi kapıyı çalıyor ama kim geldi anne? Mangal gibi yaptım. Berak su gelmiştir. Annem saçını kirli olmuş.
Tipe bak yine. Kırık kulelerine bakıyorum. Bak kaymağım geldi. Sen ne yapıyorsun Laşta burada? Laşta basına gibi var ya görmüyorum. Laşta teyzesinde geziyor. Bal kaymağım gelmiş diye. Bal kaymağım geldi. Komşudan gelmiş. Bal kaymak. Çok durdu. Durmadı mı? Çok uzun durdu da diyorum. Durur yine gelirim Naşte teyzeciğim de. Geçenki kahvaltıların çok güzel olmuştu. Teşekkür ederiz de. Evet az önce dedemiz aradı. Birazdan geliyormuş Demir. Anne. Dişleri çıkıyor. Çok huysuz. Kıyamam. Ay dişin huysuzu da çok fena oluyor ya. Ayaz da dört gözle babamı bekliyor. Gelsin de beni gezdirsin. Ne demek? Gezdi değil mi Ayaz anne? Gezdi. Heyecan yapıyor bence. Gezdi. Çok heyecanlı Ayaz. Ayaz anne. Gel gel kucuğum. Gel kucuğum. Alo alo alo. Alo alo alo. Gel. Gel gel gel. Bak şimdi nasıl atacak. Gel. Ayaz. Hopla. Hopla anne hopla. Anne. Nerede bebek? Allah sen dokunma aşkım. Ayaz nasıl kaçıyor? Ayaz gel. Ayaz senin yanına gelince Demir de yürüdü. Gel. Annem. Ay kuyruğunu marını çeker benden. Çekiyorum. Dikkat et. Ay benim oğluma. Çok korkuyorum bir an Demir ısıracak diye. Ayaz bırak. Oy. Nasıl bakıyor var ya. Isırır Ayaz affetmez biliyorum. Ulan gözleri döndürüyor. Çok dikkat ediyoruz. İkisini yan yana böyle getirmiyoruz. Kim geldi? Abim nerede? Gelecek işte tamam. Sen yumurta mı aldın? Demir'e bir tane yumurta haşlayacağım. Sabah da yemedi. Avokadolu birlikte. Bebek bisküvisiyle böyle gece maması yapacağım ona şimdi. Tamam anneciğim ben size şimdi bir şeyler hazırlayacağım. Alayım mı? İki doğdum baba, iki doğdum baba, iki doğdun, iki doğdun, iki doğdum baba. Uyan beni sevmiyor. İki doğdun baba. Sağ ol, sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Ay vay vay. Demir. Baba. Cem önce bu kızımla. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Sağ ol. Doğum günün kutlu olsun. Tamam. Demir. Demir ağladım. Sevgili baban ağladı annem bir bak. Her zaman ağladı ağladı. Lütfen sen ağlayacak mi? Sen mi? Yaşlandım diye mi ağladın? Ya? Gel gel sana ne hediye aldım. Gel. Kızım sana ne almış gel. Ne aldın? Bilmem ne aldın. Ağladım. Üfle baba. Bu mu? Dilek. Dilek. Doğdum baba. Sağ ol, sağ ol. Gel. Demir. Otur otur ağlaman geçsin böyle. Baba bak sana ne aldık. Al. Evet. Aç bir daha. Aman. Bana sazal almış benim kızım. Çok teşekkür ederim. Niye alıyorsun bunu ya? Bayağı mı? Evet, istediğin Oo. Gibi. Çok beğendim. Çelanuk. Bak ya, ne aldık annem biz? Bir çal bakalım baba. Ayarla. Saza özel bir çal bakalım. Yeni sazın nasıl çalıyor bakalım. Ben, ama bağlı. Normal şeyle. Sese bak sese. Dedi.
ederim. Niye ağlıyorsun ki? Niye ağlıyorsun ya? Bilmiyorum. Ben sana bağladım. Selahattin, niye ağladığını bir söylesene. Duygulan da ben duygulu bir insanım. Ondan dolayı şey yapıyorum işte. Yani biri ağladığı zaman ben de ağlıyorum. Şimdi ağlamaya güzel bir şey tutuyoruz şimdi. Tamam da. Yaşlandın diye mi ağlıyorsun yoksa? Yok. Hepimiz gerici geçeceğiz. Önemli olan mutluluk. Demir, dede niye ağlamış ya? Benim mutluluktan ağlamış. Canım, torunum Demir. Dünya güzeli. Bir tanem benim. Evet, babam pastasını kesiyor. Demir'i uyuttuk bu arada, o yüzden sessiz konuşuyoruz. Babam pastasını kesiyor. Çok güzel pasta aldım ona. Acayip lezzetli gözüküyor. Oh, hepimize yeter herhalde değil mi anne? Yeter. Annem kessin kalanını, baba ayırsın. Doğum günün kutlu olsun baba. Kaç yaşına girdin? Teşekkür ederim, 60. Hediye alamadık daha fazla, kusura bakma baba. Bir tek saza paramız yetti. Sağ ol, teşekkür ederim. Pijama takımı da baktık ama bulamadık. Babam böyle küçük şeylerle mutlu olmayı biliyor. Bizi de böyle yetiştirdiler. Allah razı olsun onlardan. Sağ olun, teşekkür ederim. Nece yıllara? 60 yaşında mısın, 63 mü? 60 yaş. Ne? 64 ya da 60. 63 mu 63? 64. 62 de olabilir. 64. Tam olarak ben. 64 baba. Bayanlar genelde söylemiyor, erkekler de söylemiyor. Kayınvalidemle aynı doğum tarihleri. Sesiyle aynı. Yaşlandık. Doğru. Maşallah var, daha yaşar. Gidip gidip geliyor işte, ne yapalım işte. He, aldım aldım, he, güzel. Ağladı, ağladı Tarık. Ben ağlamam da, yani ben böyle bir gözyaşı şey yapar yani öyle. Duygusallaştım. Duygulansın. He, öyle oldu işte. Tarık babamın doğum günü. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, evet. Sabahtan beri koşturuyoruz arkadaşlar. Demir'in dişleri çıkmaya başladı. Üstten de dişler geliyor muhtemelen. Bayağı bir huzursuz. Demir, biz bugün de burada kaldık. İşlerim bitmedi benim. Yarın sabahtan Tarık gelecek, bizi alacak. O yüzden bütün işlerimi bugün halletmem gerekiyor. Tasarımlarla uğraşıyoruz. Ürünler çıkacak biliyorsunuz, 5-6 güne söylemiştim. Tasarımları halletmeye çalışıyorum. Bakalım nasıl olacak, çok heyecanlıyız. Demir. Ben de buradayım, saç baş birazcık dağıldı. Duş almam gerekiyor. Saçlarım bayağı bir yağlanıyor bu aralar. Hatta bir tane şampuan almıştım ekstradan. Bu saçlar, çünkü saçlarım bir gün içerisinde yağlanıyor. Anneminki de öyle. Saç yapımız da zaten annemle aynı. Ama şu aralar bilmiyorum, mevsim geçişlerinden mi hemen yağlanıyor. Ben normalde gün aşırı hani saçımı yıkarım. Şu aralar her gün yıkamak durumunda kalıyorum. Daha dün yıkadım, bugün tekrardan bir yıkayacağım. Günlük yıkanıyor, günlük. Evet, günlük. Maalesef ki ince telli saçların en büyük sıkıntısı zaten bu. Dediğim gibi yarın Tarık gelecek, bizi alacak. Berak okuldan geldi, şimdi markete gitti. Dedi ki akşam yemeğinde annem Demir'e kuru fasulye yapmıştı. Kuru fasulye yedi dedik, etli kuru fasulye yedi oğluşum. Zengin içerikli beslenmesi için özellikle akşam saatlerinde hani etli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün ilk defa kuru fasulye yedi. Birazını yedi, az kaldı. Mamasını fazla içtiği için biraz daha bekliyorum. Bir yarım saate kadar kalanını da yedireceğim ona. İnşallah hepsini yer. Yoğurt yiyecek sabah yine. Yedi. Sabah da yedi. İyi beslendi yani bugün. Bazen böyle arada hiç mesela ek gıda almadığı dönemler oluyor. Bir iki kaşık yiyor. Herkes şey diyor, Ceylan nasıl yediriyorsun? İşte tabakları çekiyorum, gösteriyorum ya. Her zaman öyle olmuyor. Bazen yiyor, bazen yemiyor. Diş çıkartma döneminde en çok bu sıkıntıları yaşadık aslında. 6. aya ilk başladığımız dönemde yine yiyordu.
Ama ben biraz da o şeyi ayarlıyorum. Sevdiği şeyleri vermeye çalışıyorum. Annem diyor ki ne vereyim, ne yapayım Ceylan da annem de bilmiyor. Yani sevdiği şeyleri bulmak gerçekten çok zor Demir'in. Mesela pırasa kolay kolay yemiyordu. Ben onu işte biraz salçayla, böyle etle falan kavuruyorum bazen. Kıyma koyuyorum içerisine. Bir şekilde alıştırdım mesela. Ispanak normalde sevmiyordu. Onu da bir tatlandırdım. Bu şekilde alıştık değil mi oluşan? Diş çıkarıyoruz, onun için bağırıyoruz değil mi? Onun için bağırıyoruz. Ben diş diyorum ki... bebek ekmeği yapayım ben. Air fried. Onu gördüm şimdi videoları bebek izlerken. Bebek ekmeği aynen. Yani daha farklı şeyler yapmak istiyorum Demir'e. Hani zengin içerikli. Mercimek yapacağım yanında. Öyle. Yağsız tuzsuz yaparız artık. Yiyor ama yağsız tuzsuz fark ettin değil mi? Evet. Alıştırdım. Öyle seviyor. Ya. Bir yaşına kadar bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah anneciğim. Değil mi aşkım? Oy, oy çok ağzıma yaşa. Ağzıma geldi. Çok yaşa annem. Çok yaşa. Böyle. Çok hırçınız. Sabahtan beri böyle o yüzden kamerayı elime alamadım. Dişlerimiz onunla ilgilendik. Çıkıyor. Çok hırçınız. Çok hırçınız. Oy annem. Annem. Günaydın herkese, hayırlı Ramazanlar. Kapanışı yapmadığımı fark ettim. Şimdi sahura uyandık arkadaşlar, annemlerdeyiz. Hayırlı Ramazanlar herkese. İnşallah hayırlı. Uykudan uyandığım için çok fazla konuşamıyorum. Alışamadığım için bu saatlerde kalkmaya. Hemen böyle kahvaltımı yapacağım. Tekrardan uyuyacağım. Demir uyanık. Uyanık derken ara ara böyle uyanıyor. Ve huzursuz oluyor. Kendi yatağında yatmadığı için. İlk gün gerçekten zor oluyor ya kalkmak. Hadi bakalım. Benim mide problemim var normalde. Geçen sene hiç tutamamıştım. Bu sene deneyeceğim. İnşallah tuz günü dolu dolu tutabilirim. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.